biriyle karşılaştınız, herhangi biriniz ya da birden çok, bu grup diyelim, biriyle karşılaştınız, hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Yani güvenilir bir kişi mi, güvenilmez bir kişi mi, doğru mu söyler, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve de size anlattığı bir konu var, o konu hakkında da en küçük bir bilginiz yok. Dedi, arkadaşlar ben size bir ara uydurmuştum, yine onu devam ettireyim. Frönland bölgesinden söz edeceğim. Hani Frönland'ı değiştirelim. Frönland diye bir yer olup olmadı. Frönland'da bir de Fenguenlerden söz edeceğim. Ve anlatmaya başlasın. Frönland'da Fenguenleri. Burada da belli akıl yürütmeler kullansın. Bakın tekrar edeyim. Bu kişiyi hiç tanımıyorsunuz. Hakkında en ufak bir bilginiz yok. Güvenilir mi değil mi? Doğru mu yanlış mı söyler? Size anlattığı konunun içeriği hakkında, bilgisel içeriği, doğru mu yanlış mı hakkında hiçbir bilginiz yok. Yine de bu adam düzgün şeyler, doğru şeyler söylemiyor deme şansınız olur mu? Evet. Hı? Evet. Nasıl olur? Şöyle, adam sonuç olarak bize bir dizi, yani nasıl desem, mesela Frönland'da işte penguenler yaşar. Tamam, bu bir önerme. Yani baştan itibaren güzel bize önermeler, evet, dizisi, evet, yapacak, evet, aslında. Evet, evet. Ve sürekli olarak da bunun üzerinden bir... Penguenlerin özelliklerini saydı mesela. Evet. Değil mi? Ne yapar? Biz, evet, bunlar arasında yani diyelim ki iki tane çelişik önerme var. Aa, güzel. Yani örnek verelim. Penguenler siyah tüylere sahiptir. Penguenlerin tüyü yoktur. Peki. Gibi. Yani biz bunu yakaladığımız andan itibaren, ki bu mantık yoluyla şey yaptığımız zaman, hop bir saniye, sen az önce dediğin... Çok iyi. Çok iyi. Bravo. Bravo. Tam söylemek istediğim şeyi arkadaşınız söyledi. Bunu biraz daha teknik bir terimle ifade edecek olursak, tutarsızlıkla karşılaşırsak, değil mi? Tutarsızlıkla karşılaştığımızda artık bilişsel içeriği hakkında bir fikrimiz olmasa da deriz ki bu düzgün bir şey söylemiş. Çünkü akıl yürütmede bir, hani deyim uygunsa, faul var. Bir yapılmaması gereken bir şey var. Çelişik bir şey var. Bu çelişkiyi tam olarak ifade edelim. Mesela şöyle dedi. Tüm fenguenler siyahtır dedi. Sonra bazı fenguenler siyah değildir dedi. Bu çelişik mi? Açıkça çelişik, değil mi? Çünkü tamamı hakkında konuşuyor. Tamamı siyah. Yani şimdi bunu da şöyle görelim. Kümeler cinsinden ifade edecek olursak. Bir siyah olanlar kümesi var. Değil mi? Burası siyah olanlar kümesi. İçinde siyah olan her şey var diyelim. Fenguenlerde bunun bir alt kümesi. Burada başka bir sürü şeyler var. Bir sürü siyah var. Kargalar, şunlar, bunlar ya da siyah taşlar, ne isterseniz yerleştirin. Alt kümesi. Ama bazı fenguenler siyah değildir demek. Fenguenlerden bazıları bu alt kümenin dışındadır demek ki bu açıkça bununla çelişir. Dolayısıyla mantıktaki çok önemli bir ilkeye temas etmiş olduk. Nedir bu? Çelişmezlik ilkesi. Çelişmezlik ilkesinin farkına varabilmemiz için, çelişmezlik ilkesinin işleyebilmesi için Yağmur, ne gereklidir? Bu fenguenle bu fenguen aynı mı? Eğer özdeşlik ilkesi olmasa, yani bu fenguenle bu fenguenin aynı olduğunu, şu A ile bu A'nın aynı olmadığını, benim aynı ben olmadım. Şimdi oraya geçmeyelim, oraya geçmeyelim. İsterseniz geçerim ama bu şimdi şey yapın. Bakın, fenguen, fenguen, siyah, siyah.
Dolayısıyla çelişmezlik ilkesi, ama çelişmezlik ilkesinin yürüyebilmesi, işleyebilmesi için özdeşlik ilkesi gerekiyor. Bu mantığın olmazsa olmaz iki şeyi. Olmazsa olmaz. Evet. Onun için mesela A eşittir A, değil mi? Özdeşlik ilkesini bu şekilde ifade ederiz. Bu özdeşlik ilkesini ifade ederiz. Ve bunlara işte totoloji deriz. Analitik önermenin en üst şeyi bu. İfade biçimi A eşittir A. Bunun bu tabii, bunu eşitlik, bazen bunu bu şekilde de ama şimdi bunu karıştırmayalım. Bunu boş verin. Bunu P ise P diye de ifade etmek lazım. Yağmur yağarsa yerler ıslak demek ki yağmur yağıyor. Önerme geçerli. Geçerli. Geçerliğin içinde dedi ki yani yağmur yağmasının başka türden bir şeyi olur. Peki şöyle olsaydı, yağmur, şöyle uzatmadan kısaca yazıyorum. Yağıyorsa yerler ıslak. Yağmur yağıyor. Demek ki yerler ıslak. Bu geçerli bir argüman olur muydu? Geçerli bir argüman olur. Hatta bu bir argüman kalıbı olarak bunun bir adı da var. Bunun adı modus, Latinceden gelen bir ve bu şekilde mantıkta kullanılır. Bu modus ponens. Peki bu niye geçerli, bu niye geçerli değil? Şimdi bunu için birden çok geçerlilik testi var. Burada aslında bizim ilgimiz yağmur yağması, yerlerin olması falandan çok buradaki bir biçimsel ilişkiye bakmak. Bu biçimsel ilişki için de bunları simgelere aktarmak en sağlam yol. Bir tür içerikten biçime doğru geçmek. Onun için şöyle yapalım. Mesela yağmur yağıyor. P diyelim. Yerler ıslağı. Q diyelim. Şimdi o zaman bunun biçimini ise şu, yağıyorsa, yağıyor ise, bunu ayırarak da yazabiliriz ise, bunu da şu notasyonla gösterelim. Bunlara mantıksal bağlaçlar diyoruz. Eğer ise. O zaman P ise Q, yerler ıslak Q, demek ki P. Peki birinci önerme ile ikinci önerme arasındaki geçiş nedir? Bu her zaman V bağlacıdır. Tamam. V bağlacıdır. Bunun da mantıksal notasyonunu şöyle gösteririz. Böyle bir ters V gibi gösteririz. Demek ki nedir? Demek ki yine budur. İsedir. Bu olmuşsa ve bu varsa demek bu. O zaman şimdi bunu biz çizgisel olarak şöyle yazabiliriz. P ise Q ve Q demek ki P diye yazabiliriz. Bu tabii geçersizdir. Bunun niye geçersiz olduğunu göstereceğim. Modus ponens'i yazalım. P ise Q. P demek ki Q. Şimdi bunu da çizgisel olarak yazalım. P ise Q ve P demek ki Q. Bu da bu tabii ki geçerlidir. Sokrates ölümlüdür.
Geçerli mi? Evet. Geçerli bir akıl yürütme, sağlam bir akıl yürütme. Bu önerme, bu geçerli bir argüman bu. Tabii önerme dedim, doğru değil. Önermeler bunlar çünkü. Ama bu şekilde birbirine bir akıl yürütme zinciriyle bağlı olan önermeler grubunu argüman adını veriyoruz. Ha. Hı? Ne dedin? Ha. Şimdi bu argüman geçerli dedik, değil mi? Geçerliğini şöyle gösterelim. Tüm insanlar ölümlüdür, yine kümeler cinsinden yazayım. Ne demektir? Bir ölümlü küme, ölümlüler kümesi var. İnsanlar bu kümenin bir alt kümesi, değil mi? Kümeler diliyle yazıyorum. İnsanlar kümesi, ölümler kümesini der. Sokrates insandır. Şimdi bu nasıl yazıyoruz ama? Sokrates insanlar kümesinin bir elemanıdır, değil mi? Bu Sokrates çünkü bir tekil. O zaman elemanı diyeceğiz. Sokrates insanlar kümesinin bir elemanıdır. Şimdi bakın ilk iki öncül. Birinci öncül insanlar kümesi, ölümler kümesinin içinde. İkinci öncül Sokrates insan. Buradan sonuç çıkıyor mu? Sokrates'in çıkıyor değil mi? Nasıl çıkıyor? Güzel bir şekilde çıkıyor değil mi? Zorunlu olarak çıkıyor değil mi? Zorunlu olarak çıkıyor. Şimdi burada bakın bir zorunlu ilişki görüyoruz. Yani ilk iki öncülden sonuç zorunlu olarak çıkacak. Peki bu zorunluluğun bizim bu önermelerin içeriğinin doğru olduğuna karar vermemizle bir bağlantısı var mı desem ne dersiniz? Şu tür önermeleri demin yazdığım P'ler, Q'lar cinsinden simgeleştirelim. Bu P'ler, Q'larla yazdığımız önermeler ve onlar arası yaptığımız işlemler önermeler mantığı içerisinde. Ama şu yüklemler mantığına girecek. Yüklemler mantığından çok sınırlı olarak söz edeceğim. Önermeler mantığının geçerliliğini doğruluk çizelgesiyle yapabiliriz. Önermeler mantığınınkini yapamayız. Onun için başka bir teknik lazım. Bu x'lere, y'lere ve s'ye öyle içerikler tayin edelim ki apaçık saçma önermeler olsun. Şöyle diyoruz, tüm insanlar ölümlüdür'ü doğru kabul eder miyiz? Evet. Sokrates insandır, doğru. Bu? Evet. Tüm patatesler dinozordur. Wittgenstein bir patatestir. Wittgenstein kim olduğunu bilmeyen yok değil mi? Hayır, Sokrates bir patatestir. Şimdi böyle deyince de şey oluyor. Eşref Hoca kızacak. Ben bugün öğleden sonra Wittgenstein dersi yapacağım. Ne sen ne biçim konuşuyorsun var diye. Yani şimdi bunu niye yapıyoruz? biz bir argümanın mantıkta geçerliliği hakkında düşünürken onun bilişsel içerikleri hakkında konuşmuyoruz. Bu bilişsel içeriklerden bağımsız olarak şu formun geçerli olup olmadığı hakkında konuşuyoruz. Ama en azından kendi kendimizle uğraşıyor olduğumuzu, değil mi? Kendi aklımızın yapısıyla uğraşıyor olduğumuzu. Ama kendi aklımızın yapısının da öznel bir şey olmadığını bu bağlamda. Bize özgü öznellikler var. Bize özgü çok kişisel tecrübelerimiz var. Ama modus ponens, bu tür akıl yürütmeler yaptığımızda benim kişisel olanım
herkesle paylaşılabilir bir hale geliyor. Hem de öyle bir paylaşılabilir bir hale geliyor ki geçerli mi, geçersiz mi olduğu konusunda kuşku duyulamayacak bir şekilde bir karara varabiliyoruz. Şimdi bu P'ler Q'larla ilgili olarak bunlara basit önermeler diyoruz. Basit önermeleri bileşik önermeleri haline getirebiliriz. Bunlar yalın önermeler diyelim, basit demeyelim, yalın önermeler diyelim bunlara. Mesela P ve Q, buna V dedik, böyle göstereceğiz. Bu bileşik önerme. Bu mantıksal bağlaşlar, yalın önermelerden bileşik önermeler türetmeye yarıyor. Yalın önermeler ile birleştirdiğimiz şeyler şunlar. Şu var. Buna ve bunun tersi veya şöyle bir işlemimiz var. Değilleme. Tamam. Değilleme nedir? Şimdi P ne olsun? Yağmur yağıyor olsun. Değil mi? Değil P, yağmur yağmıyor. Onu değilleyecek. Bu yağmur yağıyordu. Bu yağmur yağmıyor olacak. Şu eğer ise bu da yalnızca ve yalnızca çift gerektirme. Bunları birbirlerinin cinsinden de yazarız ama şimdi onu yapmayayım. Bunların doğruluk çizelgesini yazayım. Doğruluk çizelgesi şöyle bir şey. P ve Q gibi iki önermem varsa mümkün olanaklı doğruluk değerlerini tüketecek şekilde bunu yazacağım. Bunun formülü 2 üzeri n'dir. Yani burada kaç tane doğruluk değeri olacağını şey yapıyorsak n burada önerme sayısı. Q'nun yanına bir de R eklesek ya bir önerme daha çizsek N3 olacak değil mi? N3 olacak. O zaman 8 tane olması lazım. Değil mi? Hı. 4 tane 4 efendim? Evet. Onlar da negatif olanlar sanırım. Ne o? Düz çizgi? Ha onu onlar dönüştürülebiliyor birbirine. Onu ben kullanmıyorum. Onlar birbirine dönüştürülebiliyor. Bu şimdiki de evet dediğin doğru ama onları bunlar cinsinden ifade edebileceğim için şey yapmıyorum. Önerme sayısı 4 olsa P Q R T olsaydı 16 olacaktı filan. Şimdi bunu şöyle yazarız. Doğru doğru, yanlış yanlış. Doğru yanlış, doğru yanlış. Dolayısıyla İki tane doğru, doğru yanlış, yanlış doğru yanlış. Tüm olanaklı durumları tükettim. Bu şekilde yazacağım. Doğruluk çizelgesini mesela şeyden yazacak olursak P var ve değil P varsa doğru yanlışınkini yanlış doğru diye yazarım. P Q P ve Q yazsam doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, yanlış doğru. Doğru, yanlış. Doğru. Bunun doğru çizelgesi, diğerleri yanlış. Niye öyle? Çünkü hocam de karşılaması lazım. Peki, peki. Bunu çok kısaca bir gerekçe açıklama değil ama bir örneklendireceğim. Diğerini de yazayım. P veya Q. Doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış, doğru, doğru, doğru. İyi sen almış mı dersi? Biliyorsun. 9. sınıfta gelmiş. Güzel.
PQ. P ise Q. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Doğru, yanlış. Doğru, doğru. Bir tane de bu var. Küçük yazıyorum ama görebiliyor musunuz? Ha? Hayır mı? Peki. Şimdi şu çok açıktır değil mi? Önerme doğruysa onun değillemesi yanlış. Önerme yanlışsa onun değillemesi doğrudur. Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir iki tane açıklama yapalım. Mesela ne olsun? Ha? Hangisinden bahsediyorsunuz? Veya'yı yapalım. Veya. Veya. Veya ile ilgili şöyle olsun. Bu araba kırmızı veya... Dur, ben kendi şeylerimi yapayım açıklama için. Elma ile doyarım diyelim. Böyle yazayım. Veya... Elma ile ne? Doyarım. Yani elma var doyarım. Veya ne olsun? Muz var doyarım. Muz ile doyarım. Böyle olsun. Elma var. Muz da var. Tabii sadece sınırlarımı bu şekilde belirlemiş olayım. Yani elma varsa doyuyorum. Muz varsa doyuyorum. Her ikisi de doyuyorum. Doğrudur değil mi? Evet. Elma var doğru. Muz yok. Her doyarım. Doyarım. Elma yok. Muz var. İkisi de yok. Yani şimdi bu ispat değil tabii ama yani bu basitçe bir açıklama olsun. Şimdi ikincisi örneğimiz şey olsun. Araba. Araba. Araba motor çalışıyor. Yani arabanın motoru çalışıyor neyse. Ve arabanın benzini var. Bunu şöyle diyoruz tabii. Arabanın motoru çalışıyor, çalışıp gidiyor. Arabanın benzini var, gidiyor diyelim. Tamam mı? Böyle olsun. Şimdi arabanın motoru çalışıyor, arızalı değil anlamında. Benzini var. Arabanın motoru çalışıyor, benzini yok. Arabanın motoru çalışmıyor. Benzini var. Her ikisi de. Peki. Böyle bir açıklama olsun. Şu. Üçgense İç açıları 180'dir. Üçgen mi? Üçgen. İç açıları 180 mi? Doğru mu? Doğru. Üçgen iç açıları 180 değil. O zaman yanlış. Üçgen değil, iç açıları 180. Üçgen. Ha? Üçgen. Üçgen değil, iç açıları 180. Tamam yine de. Niye üçgen? Olabilir. Üçgen alma ihtimali var mı? Üçgen ne dedi? Hayır, üçgen değil diyoruz. Başka bir şekil var, iç açıları 180 olur mu? Olur. Nasıl olur? Çünkü başka şekilmiş.
Hangi şekil o? 280 olabilir. 280 olabilir. Yok ama şekil mi? Yok. Yok yani biraz şey olmasın. Üçgenden başka bir şekil yok. Yok yok. Yok. Burada daha zorunlu. Ha? Mesela o U şekli vardı ya, o kapalı değil, üçgenli değil ama 90-90-180 yapacak. Hayır hayır. Kapalı şekil olacak. İç açıları toplamı kaç mı lan? 360. 180 oluyor muymuş? Evet. Üçgen değil. İç açıları toplamı 180 doğru. Doğru. Üçgen değil, iç açıları toplamı 180 değil. Beşgen şey iç açıları toplamı 180 değil doğru, doğru. Değil mi? Bunu yazmayayım şimdi. Bunu da şöyle olsun. Çift sayı ise 2'ye bölünür. Olsun, tamam. Çift sayı ise 2'ye bölünür. Çift sayı. Neyse yine yazıyorum. 2'ye bölünür. Çift sayıdır doğru. 2'ye bölünür doğrudur. Çift sayıdır. 2'ye bölünmez yanlıştır. Çift sayı değildir 2'ye bölünür yanlıştır. Çift sayı değildir 2'ye bölünmez doğrudur.